CRI Türk'te Beijing 2022 özel programına hoş geldiniz. Ben Behçet Üstün, Doktor Altay Atlı'yla ve asist olarak da Yalçın Alaca'yla bugün sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta başlamıştık bu programa. Beijing 2022 kış olimpiyatları hakkında bilgilendirici bir takım yayınlar yapalım ki izlerken daha keyifli, daha anlayarak izlenebilsin kış olimpiyatları diye. 14 gün 1 saat kaldı olimpiyatlara. Yayınımız bittiğinde 14 gün kalmış olacak. Artık pek de bir şey kalmadı. Bugünkü konumuz evet, ilk bölümümüzde kış olimpiyatlarına katılan Türk sporculardan bahsedeceğiz ama çok bir başarımız orada olmadığı için çok uzun olmayacak muhtemelen o bölüm. İnşallah ileriki yıllarda daha uzun uzun sporcularımızdan bahsederiz. Programın kalan kısmında da işte geçmiş olimpiyatlardaki ilginç anekdotlar, anılar ve enteresan olayları paylaşacağız sizlerle. Türkiye'nin kota alan sporcuları belli oldu. 20 kaçında ayın açıklandı. Geçen hafta içerisinde açıklandı. Evet. 4 dalda 7 sporcuyla katılacağız. Alp disiplininde Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta. Kayaklı atlamada Fatih Arda İpçioğlu. Kayaklı koşuda Ayşenur Duman, Ceren Dursun ve Emre Fırat. Kısa kulvar sürat pateninde de Furkan Akar olacak. Kayaklı koşu herhalde bunların en zoru. Yani hem koşuyorsunuz hem kayıyorsunuz. Böyle değişik bir yatlım var, bir de ateş ediyorsunuz. Onda yokuz biz şu anda ama. Ona girmek için tabii daha biraz vakit lazım. Çok fazla başarımız, daha doğrusu hiç başarımız yok kış olimpiyatlarında dedik ama bu bir negatif bir yerge değil. Yani sonuçta bizim için biraz yabancı kış sporları, buralara katılmak dahi önemli başarı. Yani bu saydığımız isimler gerçekten çok ciddi bir başarı elde etmiş durumdalar. Çünkü kesinlikle orada olabilecekler. İşte daha önceki olimpiyatlara da katılan Türk sporcularımız vardı. Şimdikiler de var. Yeni sporcularımıza bu sene katılacak olanlar da şimdiden başarılar dileyelim. Kimler vardı? Kimler geldi? Kimler geçti? Evet, kimler geldi? Kimler geçti? Ama gerçekten de şimdi bakacağız ama hani o ilk günden beri, ilk katıldığımız oyunlar olan 1936'dan bu yana baktığımızda aslında herkesin katılımı oraya bir başarı hikayesi bence. Yani çünkü dediğin gibi Behçet abi, bu hani çok yakın olduğumuz bir alan değil. Şansımız şu, iklimimiz uygun. Çok güzel tesislerimiz de var. Doğamız da buna uygun. Ama baktığında zaten kimler kazanıyor diye baktığında, hani kimler başarılı o zaman? Çok az sayıda ülke. Hani kış olimpiyatlarında. Son yıllarda biraz daha katılım artıyor. Ve tek tük başarılar da çıkıyor. Diğer hani klasik kış oyunu, kış sporu olmayan ülkelerden de. Türkiye'de aslında bence bu yolda. Yani baktığımız, mesela şimdi biraz önce saydığın gençlere baktığımız zaman hepsi gerçekten ayrı hani belirli imkanlar içerisinde bir başarı hikayesi. Açıkçası ben sevgili Fatih Arda'nın hani hikayesinde, çünkü geçen oyunlarda da vardı. Ayrıca sosyal medyadan da sağ olsun çok güzel paylaşıyor her şeyi, bütün hani çalışmalarını, yarışlarını. O yüzden Türkiye biraz daha onu yakından takip edebildi. Baktığınız zaman o da müthiş bir başarı hikayesi. Yani böyle çünkü kış spor ülkesi değiliz. Ama bunu yaz olimpiyatlarından bahsederken de bir ara konuşmuştuk, bundan birkaç ay önce zannediyorum. Aslında yaz olimpiyatları da öyle. Sonuçta olimpiyatlara binlerce belki yüz binlerce sporcunun içerisinden elene geliyorsunuz. Hani orada olmak zaten başlı başına tabii bir başarı. Ki, madalya almak işin süsü artık. Evet. 36'da ilk kez katıldık. Aslında bu 2022 bizim 18. oyunlarımız olacak. Hepsine katılmadık. Arada katılmadıklarımız var ama son 11 olimpiyatta da aralıksız olarak katılıyoruz. Yani daha öncekilerde atladığımız yıllar olmuş. Katılım sağlamadığımız yıllar olmuş. Şöyle bir hikayemizi hızlıca geçecek olursak, çok güzel dedin. Kimler geldi, kimler geçti? İlk başta 1936'da Almanya'da Garmisch-Partenkirchen'de yapılan oyunlara katılmışız. Çok enteresan bir hikaye aslında. 36 tabii o dönemde Almanya'da bir Nazi rejimi var. 1936 Berlin Olimpiyatları hakkında filmler çekildi, kitaplar yazıldı. O dönemde aynı ülke her iki oyunları da ev sahipliği yapıyordu. Garmisch-Partenkirchen'de Nazi Almanyası şey yaptı. Aslında bizimle şu açıdan da bir alakası var. O dönemde Nazi rejiminden kaçan ve ülkemize sığınan akademisyenler var. Onlardan bir tanesi olan ve o zaman Ankara Ziraat Enstitüsü'nde çalışan Avusturyalı Herr Riedel.
her lider bir kayak tutkunu kayakçı ve diyor ki hani ben de Türkiye'deki hani hem kendi hani ziraat anlamında işimi yapayım hem de bu sporu geliştirelim, olimpiyatlara gidelim. Ve gidiliyor gerçekten. Orada bir Türk kafilesi hazırlanıyor. Kuzey kombine ve alp disiplini dallarında gidiyor. Çok başarılı olamıyorlar. Yani son sıralarda yer alıyorlar. Hatta o dönemde bir Alman basınına açıklamaları da var. Çünkü çok ilgi var. Hani Türkiye'den 36 yılında o kadar erken bir dönemde bir kış sporlarında gelmiş olması çok ilgi çekiyor. Şöyle açıklıyorlar. Biz kazanmaya değil öğrenmeye geldik. Aslında bu işte bizim kış oyunları hikayemizin de tam başlangıç noktası diyebiliriz. Sonra 48'de katılıyoruz. Zaten arada bir dünya savaşı giriyor. 48'de katılıyoruz. Yine tekrar bir ne diyelim Avusturya desteğiyle diyelim hani antrenörlük açısından Herr Mayer bu sefer. Gustav Mayer'in çalıştırdığı takımımızla gidiyoruz. 48'de İsviçre'de St. Moritz'de yapılan oyunlarda da 6 sporcumuz var. Burada mesela slalomda ilk 125 sporcu arasında ilk 100'e girmeyi başarıyoruz. Yani aslında bir tık aslında yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. 56'da İtalyan Alplerindeyiz. Cortina d'Ampezzo'dayız. Orada da yine bir kafilemiz slalom, büyük slalom ve iniş yarışlarında katılıyorlar. Orada derecelerimize baktığımızda mesela slalomda Muzaffer Demirhan'ın 87 sporcu arasında 49'unculuğu var. İnişte 47 kişi arasında yarışmacı arasında 33'üncülüğü var. Yine bir tık daha böyle yükseldiğini görüyoruz. 56 dedik. Ondan sonra vakit ilerliyor. 60'larda bu sefer Amerika'da yapılıyor. Amerika'da yapılan oyunlar, Squaw Valley'de yapılan oyunlar biraz katılım düşüyor. Çünkü hani spor çoğunlukla Avrupa kıtasında yapılıyor. Evet tabii ki Kuzey Amerikalılar da var. Onlar kendi yerlerindeler zaten. Ama Avrupa'dan 60'ın koşulları arasında biraz katılım düşüyor. Bizde de çok tartışılıyor. Yani acaba değer mi bu kadar masrafa gitsek mi gitmesek mi şeklinde. Ama nihayetinde gidiyoruz. İki sporcuyla alp disiplininde katılıyoruz. Ve ama burada bir takım şanssızlıklar yaşanıyor. İşte sporcularımızdan bir tanesi bir böbrek rahatsızlığı geçiriyor. Tam hazırlanamıyor derken ve iki sporcuyla yine böyle hani bütün sporcular arasında kendi yarışlarında ikiye bölersek alt grupta ama o alt grubun ortalarında bitiriyorlar. 64'te yine varız. Avusturya'da Innsbruck'tayız bu sefer. Alp disiplini iniş ve büyük slalom dallarındayız. Benzer sonuçlar. 68'de yine devam. Grenoble Fransa'da. Burada da bir yandan alp disiplini kuzey kombinede varız. Farklı yarışmalarda da var oluyoruz. Mesela 4x10 kilometre bayrak yarışında bir Türk ekibi yer alıyor ve 15. bitiriyor. Bu da aslında hani ilk kez bizim için yeni olan bir alanda önemli bir derece. 68'den sonra tekrar katılımımız 76 yılını buluyor. Avusturya Innsbruck'ta katılıyoruz ve 9 sporcuyla gidiyoruz. Bu da hani şu anda 7 sporcu, o dönem 9 sporcu. Sanıyorum en fazla sporcuyla katıldığımız oyunlar, şuraya notumu da düşmüştüm. 68 biraz önce konuştuğumuz Fransa'daki oyunlarda 11 sporcu. Yani en fazla biz 11 kişiyle gitmişiz şu ana kadar. 76'da 9 sporcumuz var. Yine alp disiplini kuzey kombine. 84'e gelindiğinde Saraybosna'ya gelindiğinde yine yarışmacılarımız burada aslında benzer dallarda katılıyorlar. Ama mesela orada slalomda Yakup Kadri Birinci'nin 103 kişinin arasında 27. bitirmesi var. Bu da aslında bu zamana kadar aldığımız en iyi derecelerden bir tanesi olarak kayıtlara geçmiş oluyor. 88'de dünyanın diğer bir ucuna Calgary'ye gidiyoruz. Kanada'ya gidiyoruz. Burada da yine aslında yine makul dereceler. Katılımımız kayaklı koşuda varız, alp disiplininde varız. Yine burada slalomda mesela bir 31.lik elde ediyoruz. Hani buraya kadar bir hani çıkma durumumuz orada var. 88'den sonra oyunlar 92'de artık Albertville'e geliyor, Fransa'ya geliyor. Fransa'ya baktığımızda alp disiplini kuzey kombine. Burada mesela slalomda 123 sporcu arasında bir 45.liğimiz var. Yani bu şu oluyor aslında 77 sporcuyu da geride bırakmış, 78 sporcuyu da geride bırakmış oluyor. 92'den sonra Beşiktaş daha biliyorsun geçen hafta konuştuk, sistem değişiyor. Evet. Artık yıllar değişiyor. 4 yıllık döngü korunup ama 2 yıla yaz oyunlarıyla aynı yıla değil de 2 yıl aralık olsun şeklinde
yapılıyor. 94'te ise evet yapılıyor ama burada aslında en zayıf katılımlarımızdan bir tanesi tek bir sporcumuz var. Lillehammer Norveç'te. O da Kuzey Kombine sporcumuz Mithat Yıldırım. 94'te biraz zayıf kalıyoruz. 98'de yine dünyanın öbür ucunda Japonya Nagano'da. Burada da tek bir sporcumuz var. Aslında baktım böyle 11 sporcuya kadar falan çıkmışız. Ama tabii dünya da değişiyor. Yani bu sadece bizim, çünkü yani bir kotalar var, sistem var ortada. Rekabet var. 98'de de sonuçta tek bir sporcumuzla gidiyoruz. O da bir slalomda 29'unculuk alıyor. 84'teki sporcumuz Yakup Kartı birinci 27'ncilik almıştı. Ondan sonraki en iyi derece 29 tek sporcumuz olan Arif Alaftargil tarafından alınmış oluyor. 98 Nagano'da. 2002 bizim için önemli. Amerika'da Salt Lake City'de yapılan oyunlar. Niye önemli? Çünkü ilk kez bir kadın sporcumuz yarışıyor. Kelime Çetinkaya. Bizi dinliyorsa çok selamlar. Umarım dinliyordur. Çok hoşuma gider yani. Umarım yanlış bir şeyde, hani yanlış bir bilgi de paylaşmış olmayız ama çok da güzel, çok değerli bir hikayesi de var. Kars'ın Selim ilçesinden yetişen ve o koşullarda ki hani böyle kış sporlarının doğasıyla iç içe büyüyen ve ondan sonra ülkesini defalarca, tek bir kere de değil, temsil eden ve 2002'deki oyunlarda 20 yaşında henüz. 82 doğumlu kendisi. Kelime Çetinkaya kayaklı koşuda Türkiye'yi temsil ediyor. Yine kayaklı koşuda erkeklerde de sporcularımız var. Kelime 56. oluyor. Erkeklerde ise bir 61.liğimiz de var. Burada yine böyle mütevazi derecelerle ama 2002 dediğimiz zaman artık Türkiye kadın sporcularıyla da kış oyunlarında yer alıyor. Bu önemli çünkü 2006'ya geldiğimizde bu anlamda bir ilkten daha bahsedeceğim. Çünkü 2006 Torino'da aynı zamanda bayrağımızı da taşıyan açılış töreninde Tuğba Karademir var. Kadınlar bireysel ve buz dansı kategorilerinde artistik patinajda kendisi yarışıyor. Bu da bizim için yani ilk kez kayak dışında bir alanda, böylece kış sporlarında kadınlar da temsil edilmiş oluyoruz Tuğba ile birlikte. Ona da dinliyorsa çok selamlar buradan. Diğer sporcularımız da var. O bayağı da bir heyecan yaratmıştı. Evet, haber de olmuştu birçok yerde. Tabii Behçet abi 2006'ya geldik. Yani artık evet. İnternetin de olduğu, evet, öyle evet, her şeyi canlı izleyebildiğimiz bir heyecan dönem yaratmıştı. Tabii ki çok yaratmıştı. Çok yaratmıştı. Başka sporcularımız da var. Mesela alp disiplininde Duygu Gül Ulusoy da var burada ama kayak dışında ilk kez bir tabii. Kadınlarda olmamız da Tuğba'yla birlikte oluyor. Tuğba 21. sırada tamamlıyor kendi müsabakasını. 2006 böyle. 2010'da bu sefer açılış töreninde bayrağımızı kelime Çetinkaya taşıyor. Kapanış töreninde de Tuğba Karademir taşıyor. Burada da yine Tuğba 24.lüğü var. Kayaklı koşuda mesela Kelime Çetinkaya'nın 10 kilometre yaşında 69'unculuğu var. Tuğba Daşdemir alp disiplininde katılıyor. Onun bir 56'ncılığı var. Bu şekilde dereceler ediyoruz. 2010'a gelindiğinde 2014'te çok heyecanlıydı. Çok konuşuluyordu. Sochi çünkü hani çok böyle Ruslar yatırım yaptılar. En pahalı olimpiyatlar dendi. Bize de tabii yakın. Yani dünyanın öbür ucuna şöyle defalarca gitmişken şimdi Karadeniz'in öbür ucuna gittik. Sochi'de. Sochi'de de bir ilk var. Çünkü Türkiye ilk kez artistik buz dansında çiftler kategorisinde temsil ediliyor. Kiminle? Alisa Agafonova ve Alper Uçar çiftiyle. Bu da çok heyecanlıydı. Yani bunu da ben çok iyi hatırlıyorum 2014'te. 22. oluyorlar. Burada tabii hani Kelime Çetinkaya'yı yine görüyoruz. Onun hani bir müsabakası 2000 böylece 2002'den beri 2014'e kadar getiriyor. Çok güzel, değerli bir performans bence. Bu bir istikrar daha doğrusu. Farklı branşlarda farklı burada dereceler elde ediyoruz 2014'e geldiğimizde. Sonra 2018 tabii en iyi hatırladığımız. Çünkü 4 yıl önceki Pyeongchang'da yapılmıştı. Burada da 8 sporcuyla birlikte katıldı. Bazı isimler aslında bu senede yarışacaklar. Özlem Çarıkçıoğlu mesela
Alper Alisa çifti de vardı 2018'de. Veyahut işte şeyden bahsettik, Fatih Arda'dan bahsettik, İpçioğlu'ndan bahsettik. Evet. O da vardı yine. Burada tabii yine hani istenilen performans belki yaşanamadı ama mesela Fatih Arda yine hani onunla tekrar tekrar kulağını çınlatmış olalım. Kayakla atlamada yarışan ilk Türk sporcu oldu. Bu da bize yeni bir spor. Evet. Yani kayakların, koşuların hepsinde varız. İnişlerde de varız. Alp disiplininde de varız ama burada hani bu alanda ilk kez bir Türk sporcu olarak tarihe geçti. 56. sırada yer aldı. Alisa ile Alper'in ise başka bir şeyi var. Bu sefer daha önceki 22-24'lüklerinden sonra bu sefer 20. sırada bitirdiler. Ve böylece Türkiye'nin kış olimpiyatları tarihinde de serbest programa yükselen de bir çift, ilk buz dansı çifti oldular. Ve tabii genel anlamda böyle sporcularımızın tecrübe kazandıkları orada hani gururla izlediğimiz müsabakalar 2018'de de vardı. Ve şimdi geldik 2022'ye. Bu sene de heyecan yaşayacağız tabii. Hani kazanma şansları mucizeler gibi gözükse dahi önemli olan hep dediğimiz yani orada olabilmek. Hele ki Türkiye gibi kış sporlarının çok fazla eğitmeninin de olmadığı diyelim bir branşta hani olimpiyata katılabilecek bir başarıyı yakalamak hakikaten özel bir durum. Bence şimdiden kazandık. Evet, yani şimdiden evet, kazandık. Evet. Beklentimiz nedir? Kazanmayı nasıl tarif ediyoruz? Önemli olan bu sporlarda istikrarlı bir gelişim çizgisini yakalamak. Hı. Yani tamam madalyayı kimse beklemiyor zaten. Bir gün inşallah kazanırız tabii ki ama o bir güne gidiş nasıl olacak? Tabii. Önemli olan o. Orada da istikrar önemli. Çok basit bir örnek yani işte ne dedik 24. oldular son 22. son 20. Evet 24. olduktan sonra ertesi senede altın madalya kazansınlar kimse beklemiyor zaten. Ama bu çizgiyi sürdürmek hani sadece bir sporcudan veya bir çiftten de bahsetmiyorum. Genel olarak Türkiye'nin kış sporları olarak buna yatırımlarımızı sürdürmek daha çok çocuğumuza ulaşmak işte kelimenin hikayesinden bahsetmiştik. Kars'taki hikayesinden ve onun gibi eminim ki birçok çocuğumuz birçok gencimiz var. Dolayısıyla onlara erişebilmek, onlara imkanları sağlayabilmek. Zaten bu hani hiçbir ülke buraya böyle hani tabii bir kere de pat diye gelmiyor. Bir de tabii işte orada alınan işte 20.lik, 24.lik, 40.lik fark etmiyor. Yani bir dereceye bir sıralamaya girebiliyor olmak ve onun Türkiye'de bir şekilde yankı bulması o spora ilgiyi, gençlerdeki ilgiyi arttırabiliyor. Şimdi buz patenini ben nerede yapayım, niye yapayım diye düşünen orada bir 20. olduğumuzu, 21. olduğumuzu gördüğü zaman ya ben bunu biraz daha ileriye taşıyabilirim. Hayalini kurdurtabilir bir genç çocuğa. Reçit abi düşünebiliyor musun? Mesela yine Fatih Arda'dan bahsedelim. Şimdi kayakla atlama yapıyor. Ya çok da heyecanlı da bir şey. Yani böyle çok hani estetik açıdan da heyecan açısından da yani genç insanlar, çocuklar özeneceklerdir tabii ki. Ama işte önemli olan o hani ben istiyorum diyen çocuğa erişebilmemiz, ulaşabilmemiz. Gel sen de burada işte bunu yapabilirsin diyebilmemiz. O işte o bir o yani Fatih Arda ve diğer sporcularımızı yapacağı şey bu kıvılcımı yakmak orada. Ondan sonra gerisi artık federasyonlarımızın, bizim spor sistemimizin, kurumlarımızın işi oluyor. Ama işte bunlar böyle adım adım gelişen süreçler. Evet. 1936'dan bu yana bizi temsil etmiş olan tüm sporcularımıza emekleri için tekrardan teşekkür edelim. Saygılarımızı sunalım. Bu sene katılacak, daha doğrusu önümüzdeki sene artık. Yok, girdik 2020'deki. Ben hala 2021'de kalmışım. Beşet abi 14 gün kaldı diyordun. doğru. Bu sene katılacak olan sporcularımıza da başarılar dileyelim. Şimdi kısa bir araya gidelim, ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. CRI Türk'te Beijing 2022 özel programında birlikteliğimiz sürüyor. Saatlerimiz 17.31. Ben Behçet Üstün, Doktor Altay Atlı'yla şimdi de kış olimpiyatlarının geçmişindeki ilginç olayları ve anekdotları sizlerle paylaşacağız.
Siz başlamak ister misiniz? Evet, tabii ki yani kış olimpiyatları tarihi deyince sanıyorum en akla kazınan, ki ben şahsen küçüktüm, yetişemedim, canlı izleyemedim. Zaten yetişsem de yıl 80, hani bizde televizyon var mıydı o zaman hatırlayamıyorum pek, yoktu galiba, ya da siyah beyaz vardı. Yeni yeni işte, belki tek tük. Yani 82'de renkli televizyon gelmişti, onu hatırlıyorum. Evet, 80'de evet. Demek ki bizde siyah beyaz vardı. Ha, olması lazım siyah beyazların tabii, geçen hafta tabii da bahsedeyim, 72 olimpiyatlarında doğru, falan vardı doğru. Tek tük evlerde. 6 yaşındaydım ama hani oradan tabii, da şey canım. Yapalım. Ama şu 80 kış olimpiyatları Amerika'da Lake Placid'de, yani New York yakınlarındaki Lake Placid'de yapılan kış oyunlarındaki meşhur buz üzerindeki mucize, Miracle on Ice buz hokey karşılaşması. 80 soğuk savaşın zirvede olduğu bir yıl. En şiddetli olduğu dönem ve buz hokeyi müsabakasında final grubunda Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geliyor. Ama dönemin kuralları gereği Amerika'da tabii NHL oyuncular, profesyonel oyuncular yoklar. Yani tamamen amatör bir takımda Amerika sahada yer alıyor. Sovyetler Birliği ise daha, onlar kendi hani içlerinde daha profesyonel ve aynı zamanda 80'e gelmeden önceki toplam 6 oyunun 5'inde zaten altını onlar kazanmışlar. Yani buz hokeyinin rüya takımı. Ama onlar Sovyetler Birliği. Final turuna kalıyorlar her iki takımda. O zaman sistem şöyle. Hani böyle elene eline tek bir final maçına gelinmiyor. En son bir gruba kalıyorlar. Orada bir lig usulü. Puan toplayarak şampiyon belli oluyor. Ama işte o grupta 22 Şubat 1980 tarihinde New York yakınlarında Lake Placid'de Amerikalıların tıklım tıklım doldurduğu bir salonda Amerikan takımı ile Sovyetler Birliği takımı karşı karşıya geliyor. Müthiş bir destek, tezahürat. İlk periyot 2-2, sonra 3-2 Sovyetler öne geçiyorlar. Ama maçı en sonunda kazanan 4-3 ile Amerikan takımı bir mucize olarak mı nitelendiriliyor. Bu hatta o kadar hani müthiş bir olay ki böyle filmler falan da yapıldı. Ben hatırlıyorum hatta. Galiba Kurt Russell oynamıştı bir film. Tabii Disney'den hatta evet, çıktı evet, filmi. Evet. Miracle on Ice. Buz üzerindeki mucize diye. Ha bu arada tabii ki Amerikan takımı zaten hani çok kötü bir takım da değil. Yani evet amatör oyuncular. Ama oraya kadar gelirken de mesela İsveç'le berabere kalmışlar. Güçlü bir takım İsveç. Hatta aslında Sovyetler kazanır bu oyunu. Olimpiyatlardaki bu sokeye turnasını. Çekoslovakya'da ikinci olur diye herkese düşünürken Amerikalılar Çekoslovakları da 7-3 yeniyorlar daha önce. Ha şöyle bir şey oluyor tabii, bu son maç değil, final değil bu, çünkü lig usulü oynanıyor. Evet. Bir maç daha var şimdi, Sovyetleri yenip de ondan sonra bir sonrakine yenilirlerse yine yani kazanamayacaklar. O rakip de Finlandiya. Orada da geriye düşüyor Amerikalılar. Ama en sonunda orada da hani şuna geliyor nokta, arkadaşlar artık hani Sovyetleri de yendik. Şimdi Finlandiya'ya kaybedip de öyle kazanamazsak kendi evimizde, bir de o maçı da kazanıyorlar ve şampiyon oluyorlar. İsveç'i yenen Sovyetler Birliği de gümüş madalyanın sahibi oluyor. Filmleri var. İlgilenenler hani bir şekilde bir yerden bulup izleyebilirler. Bu hı-hı. Hani streaming hizmetleri veren evet. Platformlar üzerinden bulup izleyebilirler. Güzel de bir filmdi. Ben bu spor filmlerini Reşet abi özellikle böyle hani belgesel gibi olan hani gerçek olaylara dayalı spor filmlerini çok seviyorum. Yani aklıma mesela hemen bir Kore yapımı film de geldi. Biraz kıştan uzaklaşalım şimdi ama handball'a çekeyim ben yine konuyu. Kore yapımı bir film vardı. 2004'teki Atina oyunlarındaki Kore ile Danimarka arasındaki kadınlar handball finaline giden yolu ve final maçını anlatan bir film. Ama final işte oyunlardan önceki Koreli oyuncuların hayatlarına odaklanıyordu. Film demişken müsaade edersen eğer çok uzatmadıysam lafımı birazdan sana vereceğim tekrar mikrofonu. Kış oyunlarından böyle hatırladığım iki tane daha film var. Ve onlar da yine kış oyunlarındaki çok böyle artık sembolleşmiş gerçek vakalara dayanıyor. Bir tanesi 93 yapımı Cool Runnings isimli film. Değil mi? Jamaikalılar. Çok eğlenceli de yani hikaye de eğlenceli. Film de çok eğlenceli. Konu zaten başta. Konu çok güzel. Jamaika ilk kez. Jamaika hani
biz dedik ya çok kış ülkesi değiliz aslında. Jamaika hiç değil tabii ki. Jamaikalılar ama hani 88'de Calgary'de, Kanada'da biz buraya katılalım diyorlar. Nerede katılacağız? Hani en böyle şey bobsled de olur. Orada ve katılıyorlar da hem işte orada bir iki kişilik bir de dört kişilik müsabakalar var. İkisine de katılıyorlar. Tabii bir başarı elde etmiyorlar ama hatta birçok aksilikler yaşanıyor falan. Oradaki hikaye hatta o kadar ki yani tamam biz buraya katılacağız ama bunun sporcusu yok. Nerede? Hemen Jamaika işte ordudan böyle ordunun sportif işte kısımlarından birilerine dört kişiyi buluyorlar. Hatta bir tanesi de orada sanıyorum bir tam oyunların başlamasından önce bir sakatlık geçiriyor. Hemen diğer bir tanesinin Kanada'ya kardeşini izlemek için gelmiş abisini indiriyorlar tribünden. Gel sen dördüncü ol o zaman diye. Bu da çok hoş bir bir şey vardı. Benzer bir hikaye 2000 Sydney oyunlarında Yılan balığı Erik, Ekvator Ginesi'nden katılan ve tek başına bir elemede yüzme elemelerinde tabii sonuncu olan bir şey vardı. Benzer hikayeler ama hani dalga geçirmek anlamında değil ama sporun evrenselliğini de aslında çok güzel vurgulayan şeyler. Bir filmden daha bahsedeyim. Bu daha o tabii 90'lardaydı o film. Şimdi daha yeni. Geçtiğimiz yıllarda aslında birkaç yıl önce gösterilen Eddie the Eagle, Kartal Eddie. Eddie the Eagle filmi. O da gerçek bir hikaye. Amerikalı kayakla atlamacı Michael Edwards'ın hayatı ve olimpiyatlara katılımı. Çünkü kayakla atlama yok İngiltere'de. Ve filmde de görüyoruz. Taron Egerton oynuyordu. Hatta hocasını da Hugh Jackman oynuyordu o filmde. Ondan sonra ama inat ediyor. Ben buna katılacağım diyor. Edeceğim. Ve en sonunda katılmayı da başarıyor. Yine 88 oyunlarında. Yani 88 bayağı heyecanlı olmuş bu açıdan aslında. Ve 1928'den beri ilk kez hani birisi çıkmış İngiltere adına kayakla atlama yapıyor. Sonuncu oluyor tabii ki. Yani şeylerde. Ama o da böyle tarih. Bu işte bak hani orada birinci olanı bile konuşmuyoruz. Hatta bilmiyoruz bile 88'de evet, kayakla atlamayı kim kazandı. Ama sonuncu olanı böyle popüler kültüründe vasıtasıyla şey yapmış oluyoruz. Michael David Edwards diğer adıyla Eddie the Eagle, Kartal Eddie. Ya bunlar çok aslında çok güzel hikayeler. İnsanoğlunun inatçılığını işte imkansızı başarmak için verdiği mücadeleyi, çabayı falan gösteriyor ya da hayallerini peşinden koşmasını ki aslında madalya kazanmaktan daha ilham verici olabiliyor zaman zaman. Kesinlikle. Orada mesela filmde de bu Eddie the Eagle'da görüyorsunuz. Mesela oradaki işte komite, olimpiyat komitesi, federasyon artık neyse onlar da gitmesini istemiyorlar. Çünkü ya gidecek bizi rezil edecek. Yani hiç gitmesin şeklinde inat ediyor. Hepsiyle mücadele ediyor. Yani, en sonunda gidiyor ve bugün onu konuşuyoruz. Orada alacağı sonucu biliyor. Kendisi rezil olacağım aynen demiyor. Yani katılacağım ben orada olacağım derken işte başkaları bizim adımıza rezil olacaksın falan. Bu da garip bir bakış açısı, garip bir mantık tabii. Bende de birkaç tane böyle kısa kısa şeyler var. Tartışmalı bir takım durumlar var. İlk 24 Chamonix'de daha ilk şeyde. Bunlar tabii biraz da teknolojiyle de yakından ilgili. Sürat pateninde Amerikalı Charles Jivtrav ki Amerikalıların kazandığı tek altın olimpiyatta. Norveç takımı zamanlama hatası itirazında bulunuyor. Gerekçesi de şöyle. Yani süre elde tutuluyor o zamanlar. Şimdiki gibi teknolojik yani şeyler yok. Ve 500 metre yarışı o kadar kısa sürüyor ki buz pateni yarışında. Ya yani elleri zaten donmuş durumda hakemlerin. Doğru zamanlamada basıp basamadıkları ciddi bir tartışma oluyor. Ya kendisi bile kazandığına şaşırıyor aslında süreden. Hala tartışmalı ama nihayetinde itiraz kabul edilmemiş. Onda kalmış. Aynı şeyde olimpiyatta bir tane de işte 83 yaşında madalyasına kavuşabilen bir sporcunun hikayesi var. Hiç olmasın hikayesi. Ya orada da evet bu işte Amerika'ya yerleşmiş olan bir Norveçli işte orada kayak sporunun atlama sporunun gelişmesini sağlıyor. Bayağı uğraşıyorlar. İşte katılıyor. Dördüncü oluyor yarışmada. Yıllar sonra bir spor tarihçisi bunları araştırırken puanlamada bir teknik hatanın yapıldığını fark ediyor. Olimpiyat Komitesi'yle de işte inceleniyor, bakılıyor. Hakikaten hata yapıldığı fark ediliyor ve o yarışmada üçüncü olan Norveçli sporcunun kızı
kendisini Norveç'e davet ediyorlar o yaşında. İşte bir özel bir törende kızı babam da bunu isterdi diye madalyayı o 83 yaşındayken kendisine teslim ediyor. Gerçekten oldukça güzel hikayeler bunlar. Şimdi tabii Behçet abi bizim herhalde en çok hani ben kendi adıma da konuşabilirim ama belki de biz Türkiye'deki spor severler olarak, Türk spor severler olarak bir genelleme de yapabilirim. Herhalde kış olimpiyatlarında en çok izlediğimiz bugüne değin artistik patinaj olmuştur. Az önce konuşurken de dedik yani bizden oraya katılan artistik patinajcılar en büyük heyecanı yarattı kış sporlarında bizim için. Tabii bir de daha bir sanatsal tarafı da var. Hem bir fiziksel mücadele var hem bir orada sanat var, müzik çalıyor, bir dans var orada. Bu üzerinde tabii onun da böyle çok önemli isimleri var. Şimdi say say aslında bitmez. Hani böyle kimsenin de hakkını veremeyiz tabii. Birçok tarihe geçmiş sporcu var. Ama mesela çiftlerde baktığımız zaman özellikle çiftleri çok ilgili izlerdik. Yani oradaki o estetik çok bambaşka bir şey. Tabii İngiltere'den Jane Torvill ile Christopher Dean çifti. Ve tabii 84'te yine Saraybosna'da ki kazandıkları madalya ve oradaki tamamen hani mükemmel performansla tam puan almış. Artistik puanlamada da bütün işte jüriden tamamından 6.0 tam puanı almış. Ve meşhur o performansla sanıyorum işte YouTube'da falan da isteyenler izleyebilirler. Ravel'in Bolero'su eşliğinde o böyle artık hani kazınmış böyle. Türkiye'de Bolero'nu bilmeyenler bile o dönem öğrenmişti evet. Yani. Aynen öyle. Tabii bir yandan da hani artistik patinaj dediğimiz zaman da sen geçen hafta da bahsetmiştin aslında Katarina Witt. Ki çok hatırladığımız Alman ve o dönemde tabii Doğu Almanya adına yarışan 84'te altın madalyayı kazanan sonra 88'de de altın Calgary'de de altın kazanan artistik patinajdaki Katarina Witt. Şöyle bu Laureus Olimpik profilinde şöyle yazıyor onun. Diyor ki Katarina Witt şöyle neyle hatırlanır? Bütün olarak atletikliğiyle. Aynı zamanda karizmatik görünüşüyle ve buzun üstündeki ihtişamlı imajıyla hatırlanıyor. Evet gerçekten de çok güzel bir hani Katarina Witt'i tarif eden bir tanım olmuş bu. Aslında çok Katarina Witt'i belki özellikle bizler bizim kuşaklar çok iyi bilirler ama bizim de çok bizim kuşağında çok bilmediği aslında belki de pek kimsenin de bilmedi. Çünkü ilk yıllarına giden kış oyunlarının başka bir isimden de bahsetmek isterim. Çünkü Katarina Witt iki madalya yani iki oyunlarda arka arkaya madalya kazanan yani şampiyonluğunu koruyan bir sonraki oyunlarda bir sporcu. Bir kişi daha var böyle. Norveçli Sonja Henie. Sonja Henie 1912 doğumlu ve 28-32-36 oyunlarında 3 defa arka arkaya kazanıyor ve sonra da 3 tane olimpiyat madalyası kazandıktan sonra da Hollywood'a geçiyor. Hollywood'da filmler yapıyor ama filmlerde de tabii ki o zamanlar mesela benzer Johnny Weissmuller işte yüzücü ama Tarzan filmlerinde oynayan Esther Williams o da yüzücü filmlerde oynayan Sonja Henie de böyle buz üzerinde geçen filmlerde oynuyor. Şu da bence önemli. 28'de kazandığında daha 15 yaşında. Bu bir rekor. 15 yaşında bir madalya kazanması bir rekor. Bir bireysel bir müsabakada rekor. Bu rekor 74 yıl boyunca korunuyor. 2002'ye gelindiğinde başka bir artistik patinaj sporlarında başka bir yarışmacı Amerikalı 15 yaşındaki Tara Lipinski. Tara Lipinski kazanıyor ve en geç olma ünvanını o kazanıyor. Bu da başka bir tarafı. Ben bitirmedi vaktimiz biraz daha var. Birkaç bir şey daha hani senin eklemek istediğin bir şey. Bir tek şey bu buz pateni yani o geçmiş yılları ilk yılları ile ilgili dinleyicilerimize bir tavsiye mi olacak? YouTube'da aratırlarsa işte kış olimpiyatlarının geçmişini videolar var.
var. Olimpiyat Komitesi'nin koyduğu videolar da var çok orada. Çok güzel videolar var. Ve evet, o buz pateninin de yani bugünkü şartlarla hiç alakası olmayan bir şey ama çok çok keyifli evet, ve çok tabii, güzel. Tabii. Ve hani bu açıdan da 74 yıl boyunca kalmış bir rekor. Hani bir de bu rekoru kırmayan ama belki o grupta ele alabileceğimiz hani genç yetenekleri artistik patinajın olarak 94 Lillehammer'de Norveç'te madalya kazanan, altın madalya kazanan yine kadınlar artistik patinajda 16 yaşındaki Oksana Bayul da Ukraynalı burada hatırlamış da olalım. Hani evet, o rekor değil, biraz daha bir parça daha büyük ama birkaç ayın ne önemi var? Hani evet, onda o kadar da değil yani, onu da bir şey hani söylemiş olalım yani. Yanlış bile yazılmış aynen olabilir. Öyle. Evet tabii ki. Başka tabii ki böyle şey enteresan böyle anekdotlar baktığımızda şeye aslında yine çok fazla duymamış ama bir hikaye. Avusturyalı kayakçı Hermann Mayer'in hikayesi çok ilginç geliyor. Çok ilginç bir kişilik. Başına o kadar çok şey geliyor ki ve hani o da bir şey hani dedik ya böyle inat etmek, direnmek işte tam öyle bir hikaye. 98 oyunlarına gidiyor. Nagano'ya gidiyor, Japonya'ya. Ama bu arada çok iyi bir kayakçı. Zaten favori. Yani öyle şey değil. Hani böyle en altlardan gelip de herkesi affetti falan değil. Zaten favori. Ama ilk yarışlarında ciddi bir şekilde düşüyor. Düşüyor ve hani bayağı şey hani kötü bir düşüş. Tamam artık hani o iptal oldu derken birkaç gün sonra diğer yarışlara da katılıyor işte. Oradaki farklı yarışlara katılıyor. Mesela büyük slalomda Süper G'de yarışıyor ve kazanıyor. Hatta o zaman işte Hermann Mayer şey ismini veriyorlar ona, Hermanator ve Terminator gibi Hermanator deniyor. Çünkü hani çok ciddi bir düşüşten sonra bitmiyor, oyunlardan dönüyor. Bir süre sonra, birkaç yıl sonra kendi işte ülkesinde motosikletle giderken ölümcül bir kaza geçiriyor ve bayağı hani ameliyatlar, kaç tane ameliyat olmak zorunda kalıyor. İyileşiyor, 2006'da tekrar gidiyor, bu sefer gümüş ve bronz madalyalar kazanıyor. Şeyde bu da bambaşka bir hikaye şeyden. Hermanator. Yani gerçekten insanların işte bunları biz bazen dertlerimizi kendi kendimize dertler uydururuz ya. İşte bu insanları gördüğümüz zaman da biraz yüzümüz kızarması gerekiyor aslında. Onca şey rağmen neylerle uğraştık. Vallahi ben o ilkinde düşsem o 98'de ondan sonra hani tamam, eve dönerim. Tamam bitti hani tabii, kısmet değilmiş derim. Ondan sonra ama işte ben olsam eve dönerim. Ama yani işte hani o direnç, o inatçılık zaten onları zirveye taşıyan ya da o noktalara getiren şeyler. Biz de olmayınca işte biz sadece evet, onları konuşabiliyoruz. Bir de ben o şekilde düşsem herhalde paramparça da olabilirdim yani. o da doğru. Bir şey de tabii son bir not tabii, eğer tabii, bir izin verirsen Mehmet abi, kapatmadan da tabii Norveç, kuzey ülkeleri yani hala bu işin en ön planda olan ülkeler. Birkaç isim daha. Mesela kayaklı koşuda, cross country'de Marit Bjørgen 2002'de ilk katılıyor ve 2018'e kadar yarışıyor. Toplam 15 tane madalyası var. Yani hani bir üstünlüklerinden bahsediyoruz o ülkelerin. İşte ve hani böyle bir üstünlükten yürümeden bahsediyoruz. Yürümeden kaymayı öğreniyorlar. Çünkü o yüzden. İşte o yüzden de özellikle bizim mesela Kars'tan çıkan hikayelerimiz bunlar çok değerli. Veyahut yine Norveç'te Bjørn Dæhlie o da 92 ile 98 arasında 8'i altın olmak üzere 12 tane madalyası var. Hani kuzey ülkelerinin bu sporlardaki konumu derken hani bu rakamları da evet, bir kenara not düşmekte fayda var. Evet yani çok keyifli gidiyor, daha anlatılabilecek çok da şey var aslında ama süremiz maalesef bitti. Önümüzdeki hafta Perşembe günü tekrardan saat 17'de sizlerle birlikte olacağız. Bu sefer de Çin bu olimpiyata nasıl hazırlandı, şu anda hazırlıkların geldiği aşamalar, sporcular orada neler bekliyor, bunları size aktaracağız. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Ben Behçet Üstün, Doktor Altay Atlı'yla haftaya da sizlerle birlikteyiz. Yalçın Alaca'ya da bugünkü asisti için teşekkür ederim.